Önümüzdeki sezon Yılmaz Vural Fenerbahçe teknik direktörü olmalı. Ya açıkçası... İkna olmadım ben. Evet başladı. Bu sene olmasa bile ben bir gün mutlaka Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin başında olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Bir şey söyleyeceğim, nasıl bir numara? Bir numara bu ya. Hayır. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Aa. Senat. Oh, yarası. Ben Valerian İsmail'in yerinde olsam ayrılırım. Çünkü bu futbol kültüründe daha yani üçüncü iki hoca gitmiş, üçüncü hocayım. Daha bu futbol kültüründe bir beraberlikte beni yerden yere vuruyorlarsa ben bu ülkeden ayrılırım. Ersin Destanoğlu Muslera'dan daha iyi kaleci. Çünkü Ersin daha genç, daha formda ve ileride parayı satabileceğiniz bir kaleci. Geçmişte yaşayamayız. Ben de ikna olmadım. Ben ikna oldum. Adam genç abi. Çek, numarayı parayı çek. Gerçekten ya olmadı. Ya. Çek, numarayı çek. Alo, hiç ikna olmuyorsunuz. Çeker misin? Sirke faydalıdır diyordun, iç bakalım sirkeyi. Ver. Selahat, faydalı Selahat. İçerim ben sirke faydalı. Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. En sevdiğiniz programlardan biri olan Ceza Sahası'yla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Senat Ok, Nevzat Dindar ve Serdar Sarıdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz aşk adamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Yani en sevdiğiniz program diye giriyordun. Şimdi en sevdiğiniz programlardan biri olmaya başladı. Niye öyle? Evet. Çünkü bu programın özellikle son kısmını çok beğeniyor. Ama şey var şimdi Skorer TV'de başka programlar da var. Yok ama hep daha önce en sevdiğiniz program derdi. Evet. Şimdi en sevdiğiniz programlardan biri oldu. Bir gözden mi düştük ne oldu anlamadım. Asla. Hayır şöyle şimdi ceza sahasının içinde bir de mini oyunumuz var ya. Evet. Onu da ayrı bir program olarak sayıyorum o yüzden. Onunla başlayalım zaten. Lig bitti. Ay, şampiyon oyun belli. Oyun oynuyor oynaya devam edelim. Ner belli, ikinci belli. Büyük ihtimalle. Evet. Evet, tabii ikinci belli büyük ihtimalle. Konya tabii. Aa ne güzel o şey. Nereden? Kapma. Şey, boncuklu, incikli. Taylan'ın hediyesi. Şaka yapıyorsun. Gerçekten evet. Mi? Evet. Taylan işi biliyorsun ha, güzel büyük hediye. Büyük bir reklam döndü şu an burada. Sevgili Taylan'ın hediyesi. İsterseniz Taylan kamera arkasında var ya, her işi yapıyor. Ben bu kadar bak, evet. Seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Biraz da bizi motive etme programlara. Ne bileyim bir şey. Abi bizi motive edecek Taylan değil. Bizi motive edecek olan Nergis. Taylan'da. Bir şey söyleyeceğim. Aşk adamlar diyorum. Daha ne diyeyim ben size? Yani biz söyleyeyim motive ediyor Allah aşkına. Biz sözle mi motive olacak insanlar değil mi? Bir yıldız abi kısır yapacak, getirecek. Bilmem onu size yapacak. Yok yemek şeyler... yiyeceğiz. Yok oraya gideceğiz, oturacağız falan. Bir yıldır hikaye. Ve inanmıyorum yani. Masal anlatmayı seviyor. Masal aynen anlatmayı öyle. Çok seviyor. La Fontaine'den masallar. Yerine Nergis'ten masallar. Şey masalcı teyze. Siz tatile bana ne yaptınız? Nergis. Bodrum'a gidiyorum. Siz ne yaptınız benim için? Benim hakikaten için ne yaptınız? Biz şeyi unuttuk değil mi? Kadınlar günü şey değil mi? Onu kadınlar gününü unuttunuz. Doğum günü. Biri zaten adımı unutur sürekli. Daha dün bile. Bak unutmamış. Daha dün bile. Unutmamış. Aslan ablam daha dün yine bana Ezgi diyorsun yani. Bak bir şey sanacağım. Kim bu Ezgi ya falan diyormuşum. Bizim Ezgi Toper o stüdyoda o kadar Ezgi çok. Ezgi Toper ha bizim Ezgi Toper'i evet, diyorsun tabii, sen. Ya ben... Hep onunla program yaptım ve o stüdyoya girince... Ama en son orada kalmış. Ben de iki senedir yapmıyor ama program. Bak, beni bir es geçmiş orada. Yalnız ben sana söyleyeyim. Sen çok geçmişte Ezgi'de bir kalmışsın. Şey varmış. Niye biliyor musun? Ben de Neslihan'a çok Ezgi demişliğim vardı. Başka programlarda. Neslihan da bunu durma. Sanki bilinçli yaptığımız için bozuluyordu. Yok şu olabilir bak. Neden oldu ben de anlamadım. Ezgi mesela çok... Yani sen de çok iyi bir televizyoncusun. O da öyle. Mesela öyle bir soru soruyordu ki mesela... yani diyorsun ki Aykut Kocaman... İşte kalsaydı böyle olmaz mıydı? Hayda şimdi ne desem manşet. Kitliyor. Ne desem manşet. Az da linç yemedik yani onun yüzünden. Dolayısıyla kesinlikle kitliyor. Hedefe kitlenen füzeler vardır ya böyle. Ha. Öyle olmuş sorunları. Kitliyor ve... O evet. Senden manşeti çıkartmaya çalışıyor. Buradan da benim manşet sorular çıkartamadığım. Olur mu ya? Yok olur mu? Sen şimdi ben programınızı devam farklı, edeyim. Farklı. Bak senin mesela enerjin, sen bu bölümleri kesersin zaten. Bir şey söyleyeyim bak. Ben bir şey söyleyip kapatalım bu konuyu. Evet. Biriniz Messi'siniz, diğeriniz Ronaldo. Sanki yok. Çok farklı alanlardasınız. Ezgi'ye çok selam söyleyelim buradan. Evet. Ama Nergis Mbappé'yim diye. Kapattı konuyu. Mbappé'yim ben. Kapattı konuyu. Evet.
Evet, Mbappe de bu arada Madrid semalarında gözüktü. Bak kapattın konuyu diye hala açıyor ya. Nevzat dur programın başladı. Mbappe de Madrid semalarında. Ali Koç da Madrid semalarında. Allah Allah Fenerbahçe. Düşünsene ben buradan diyormuşum ki Mbappe. Suarez için gitti. Yok ya. O, Ali Koç ne yapıyor? UEFA'nın orada toplantısı vardı bu ekonomik vesaire o konularla alakalı. Dönerken? Dönerken ya da belki orada ya da sonra Portekiz'e geçip Jesus'la görüşecek. Artık bir sürpriz olmasını bekliyor muyuz? Ben çok beklemiyorum. Evet. Dün biraz öyle bir konuştuk ettik. Yani, asıl Löw'ün olmaması ben sürpriz ya, oldu. Ya şöyleydi aslında. Jesus'u, bir ara bayağı Löw gitti. Jesus'u çok istiyordu başkan ama mesela Jesus'e ben Mayıs'tan önce karar vermem. Sana, size Mayıs'tan önce bir şey söylemem dediği için başkan da beklemek istememişti. Löw'e gitmesinin etkenlerinden biri de buydu. Ama özetle risk almak istemiyor Sayın Ali Koç. Risk nedir? Yani şimdi İsmail Hoca ile başlanırsa, işler kötü başlarsa bir risk niye gülüyorsun? Nevzat'cığım yani ben burada ne bir şey anlatıyorum. Sen de öğretmen olur ya surat. O evladım niye gülüyorsun? Beni dinlemiyor musun? Nedir yani? Yok şey düşünüyordum. Neyi düşünüyorsun? Love, ya bırak yalan söyleme. Herkese bakarak gülüyorsun. Love konusunu düşünüyor. Yalan bak ama ben Nevzat seni tanıyorum. Ben ciğerini biliyorum. Bana yalan söyleme bak. Bana yalan söyleme. Ya sen ne alaka? Niye bana karşı oluyorsun? Abi gülüyorsun ya. Niye bana karşı oluyorsun? Ben Nevzat'la yayın yaparken ben bir şey anlatıyorum. O sırada o başka bir şey düşünüyor. Ve ona gülüyor. Ben de dedim ki acaba benim söylediklerimi mi? Ben ilk kez gülerken yakaladım. Oo ben çok denk geldim. Sonra alıştım tabii. Ciddi misin ya? Tabii o sırada başka bir şey düşünüyor. Gülüyor. Aklına bir şey geliyor. Ha. O anda onun yüzüne yansıtıyor. Yani dolayısıyla ne diyorduk? Spence'in avansa girdim biraz. Jesus. Yani riskten bahsediyordum da. Yani İsmail Hoca'nın bir risk olduğunu düşünüyor Sayın Başkan benim aldığım ilgi. Peki ben bir şey söyleyeyim. Jesus'un Türkiye Ligi'ne gelmesi onun için bir risk değil. Yani bakış açısına göre değişir. Evet. Bakış açısı şu ya bu adam Sporting'le, Benfica'yla, Flamengo'yla çok büyük üç kulüple başarılar yaşamış, şampiyonluklar yaşamış. Herkes geldi mi susacak. Kötü giderse de kredisi var. Diyecek. Şimdi Ali Koç burada bence risk almıyor Jesus'un gelmesini. Çünkü o başarısız da olsa herkes diyecek ki i̇şte yani evet. Jesus geldi yani daha ne yapsın tabii falan. Tabii canım daha ne yapayım ben burada artık iş şeyden çıkıyor Ali Koç'tan çıkıyor. Fakat Jesus öyle bir lige geliyor ki. Yani ligi biliyorsun. Evet. Ligde oynanan futbolu biliyorsun. Ligde beraberliği öyle bir para veriliyor ki. Herkes takım otobüsü çekiyor kalenin önüne. Yani Suster geldi dedi ki 60'lıların futbolu oynanıyor burada. Doğru söyledi. Hakikaten doğru söyledi. Mesela ligin en klas oyuncularından biri olan Enkudu darbeye bağlı koca bir sezonu hastanelerde geçirdi. Darbeye bağlı sakatlıklar. Ve o darbeye neden onun adamların oyunda devam etti. Mesut Özil geldi. Adam sedyeli çıktı. Ambulansla gitti. Onu sakatlayan adam oynamaya devam etti. Takım otobüsüyle evine gitti. Lig böyle bir lig. Şimdi Jesus bunları bilmiyor. Belki de anlatmışlardı ona. Efendim yorumcuların bazı yorumcular enteresan bu ligde. Bazı hakemler enteresan. Bazı başkan yönetici demeçleri enteresan. O Adana Demirspor hocasının adı neydi? Montella. Ha Montella. Bir açıklaması var. Yani ben buraya geldim ama hep bir kaos, hep bir tartışma, hep bir kavga. Hatırlayın o demeci. Evet. Şimdi o da onu görecek. Buraya hazır mı? Ali Koç bence onu bir an önce Jesus'u buraya hazırlamalı. Getirip buraya hatta yakın bırakıp gitmemeli. Aynen. Yani bırakıp giderse olmaz. Evet. Onun yanında birisi olmalı, onun arkasında birisi olmalı. Ya, burası başka bir şey. Abi söyleyeyim mi Serdar, yanlış düşünüyorsun. Bence ben burası çok farklı. Bence Jesus tam bu kaosun adamı. Yani ya ben onu biliyorum ama ben Portekiz'i Fatih derim diyorum. Portekiz'in Fatih. Fenerbahçe Türkiye'deki kaos dünyanın Fenerbahçe, liginde Türkiye'deki kaos bitirip hiçbir yerde yok. Türkiye'de futbol kaosu sadece Türkiye'de var. Zaten biz diyoruz ki bu kaos benzeri yok. Fenerbahçe Portekiz'i Fatih Terim'i getiriyor. Löw de büyük bir marka ama bu kaosu yönetecek farklı bir heyecan arıyordu bence. Yani ben Löw'e baktığımda evet CV'si çok başarılı. Ali Koç kendi şirketine bir eleman alsaydı kesinlikle Löw'ü alırdı. Jesus'u kapısı... bu tartışmayı bitirecek hemen bir soru sorayım mı? Pardon. Yani kendi şirketine Ali Koç bir üst düzeyde bir CEO alsaydı bu isim Löw olacaktı. Löw karakterinde bir adam alırdı. Hı hı. Çok fazla sürpriz yok. Yani ne vereceği belli, ne alacağı belli. Ama Fenerbahçe teknik direktörü ve liderlik söz konusuysa tam da bu kaosu yönetebilecek, bu heyecan yaratabilecek Jesus'u
tercih etti diye düşünüyorum. Seni tebrik ediyorum Nevzat. Çünkü senin dikkatini dağıtmak için saçlarıyla oynadı. Hayır, ben de o sırada söz oldayken dikkat düzeltiyorum. Dikkat etmemiş yani saçına. Yok. Benim de dikkatimi çek. Evet. Evet. Sen orada dedin ki, ben bir şey deyip bunu noktalarım dedi. İsmail Kartal, Löw, Jesus. Konu mevzu değilse kimi getirirsin takım başına? Yılmaz Vural'ı getiririm. Seçenek de haline değil. Niye? Tabii hocayla aran iyi. Yok. Ya üçünden birini mi getirmem gerekiyor? Evet. Jesus'u getiririm. Sen Serdar, İsmail Kartal, Löw, Jesus. Para mevzusu değil. Para konu değil. Kimi sorun getirir? Değil, para sorun değil. Limit sorun değil. Ben Jesus derim. Sen? Vallahi yani Jesus iki hafta ya da bir ay öncesine kadar herkes buna Jesus demez. Ben Jesus derim. Ben, tamam. Ben Jesus derim ama herkes Löw derdi. Kimse kusura bakmasın. Ya gene Jesus derdi bence. %60-70 Jesus'u. Löw yakındı ya o yüzden. Onu eğer bu bir stratejiyse bak Senat ya. Bu bir... Bak çok güzel benimsemeye çalışmak doğru. Bu bir strateji ise, kamuoyu buna hazırlandıysa güzel bir strateji bu. Ali Koç'a tebrik ederim. Yani önce Löw'le bir beklenti yaratıldı. Daha sonra herkes işte Löw'ü tartışırken bir anda İbra Jesus'a döndü. O da başarıdır yani. Politik bir şey de olsun. İnşallah hayırlısı olur Fenerbahçe için. Hayırlısı olsun. Aynen öyle. Bakalım zaten daha henüz öyle o kadar detaylı da bir şey yok. Gelsin zaten ondan sonra her hafta her hafta Jesus'u burada konuşacağız mutlaka. Şöyle bir kısa Galatasaray'a geçiş yapalım. Başkan yok. Hoca yarı var yarı yok. Evet. Yani Galatasaray çok acayip bir durumda. Değil mi? Yani Galatasaray için artık sezon bitti. Tabii. Şu an tek gündem seçim. Seçimin olup olmayacağı konusunda da bir takım senaryo üretiyor. Ama ben seçimin artık olacağını düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili net açıklama, kulübün açıklaması var. Hı-hı. Bence bundan sonra önemli olan seçimde kimlerin aday olacağı konusu. İki adaylı bir seçim vardı 30 Nisan'da. Şimdi yeni bir takvim, yeni bir süreç işleyecek. Burada Burak Elmas aday olacak mı? Bence en kritik konu bu. Evet, en kritik konu bu. Yakın çevresi Burak Elmas'a aday olması konusunda bir baskı yapıyor. Bu bir. Burak Elmas önce aday olacak şeklinde çevresinin bir takım söylemleri ve yönlendirmeleri vardı. Daha sonra geçen hafta aday olmayacak şeklinde biz okumaya başladık bu gündemi. Şimdi tekrar bu hafta Başakşehir maçından sonra aday olabileceği konuşuluyor. Şimdi ben Burak Elmas'ın çevresiyle ben de konuşuyorum. Evet. Şimdi onların söylediği şu. Kesinlikle aday olması konusunda biz baskı yapıyoruz. Çünkü Mali Kongre'de işte bir takım haksızlıklar vesaire oldu. Bugün çıkıp hakkı olan seçime girecek. Belki de seçilecek. Yani bu yönde bir beklenti de var. Artı camian ileri gelenler, bunun başında da Ünal Aysal geliyor ya da ne bileyim eski başkanlar konuşuluyor. Gir, ekibini düzelt, yeni değiştir, yeni bir listeyle gir seçime şeklinde bazı telkinler var. Bu biraz da bence diğer başkan adaylarından da kaynaklanıyor olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Eğer Burak Elmas seçime girerse bu bütün bu hukuksal takvimi, periyodu sanki arkasındaki gizli isim algısı oluşabilir. Yani buna bir olumsuz tepki olabilir. Dolayısıyla Burak Elmas'ın vereceği karar önemli. Burak Elmas aday olursa bilin ki Torrent'i kovacak. Torrent zaten bence her türlü gidici gibi gözüküyor. O işler belli olmaz. Sonuçta, gidici gibi gözüküyor. Sonuçta alacağı var vesaire var. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Torrent başkanın Burak Elmas'ın devam etmesi durumunda, yani aday olması durumunda Torrent'in tazminatını ya da alacağını, bu 2.1 yardımcılarıyla beraber hepsini kendi cebinden vermeye hazır olduğu bilgisine ulaştım. Bu parayı cebinden verecek. Bu da bir seçim. Kim verecek? Kim? Burak Elmas verecek. Cebinden verecek. Cebinden verecek. Ama bu seçim şeyidir yani. Anladım. Yani bir adım atarsınız. Evet, evet. Sonuçta Galatasaray'ın başına bu ismi siz getirdiniz. Hı hı. Ben götürüyorum dersin. Bütün yükü siz sahiplenirsiniz. Sahiplenmiş olursunuz. Peki. Gayet net özetledi Nevzat. Evet, sana başka bir soru soracağım bu konuyla alakalı. Torrent'in basın toplantıları. Mutlaka sen bakıyorsun. Mısır'a aşığım dedi.
Ne diyorsun? Adam biraz Max bizimle yani. Dalga geçmeye başladı ya. Ha? Adam artık bence bizim durumumuza gülmeye başladı. O da şaşırdı yani. Bu yani sürekli futbol dışı sorular gelince adam da artık knockout oldu yani. Futbol ya, şey yani yanlış anlamadı. Futbolda olsa biz de futbol soracağız yani. Böyle Başakşehir Tudor 2. Tudor 2 operasyon. Muslera kod adı Tudor 2. Muslera'ya aşık olmasını anlarım çünkü yani Muslera olmasa 8 tane yiyecekti yani. Ben de. Herkes Muslera'ya aşık olur yani. İşte bu işler böyle. Herkes Katalan Nevzat'tan. Evet, Nevzat. Yok artık. Yani. Peki. Torrent yanlış ya adam, adam dağıldı yani. Torrent adam. Sen Torrent bizi küçümsüyor. Ya Torrent boş zamanlarında Torrent... ne yapıyor çok merak ediyorum. Kim? İstanbul'da. Torrent boş zamanlarında ne yapıyor? Arkadaşı var mı? Böyle sanki var. Dışarıdan çok şey gözüküyor çünkü. Bayramda kaçmıştır İstanbul'da. Yalnız gözüküyor böyle dışarıdan adam yani. Anlatabiliyor muyum? Yok yok, gruplar halinde geziyorlar işte. Yardımcısı bilmem nesi. Gayet de iyi yani. Mutlular. Peki. Çatı aday diyorlar. Çatı aday evet. Ünal Aysal diyorlar. Dursun Özbek diyorlar. Ay, Dursun Özbek aşağı, Dursun Özbek yukarı. Evet. Başladı çünkü yeni bir süreç başladı. Yeni bir takvim başladı. Bence bu son güne kadar sürer ya. Dursun Özbek paronda var. Camia onun etrafında birleşmek istiyor ama... Paronda var diyorsun. Burak Başkan da 2 milyon euro ödüyor cebinden. Valla ona bilmiyorum nasıl verecek. Ekip. Hayır. Ekip. Ha, okay. Ekibi. Bu parayı biz toparla, veririz diyorlar ama Burak Elmas yani ha. O Burak Elmas'a ihale edilecek. Dursun Özbek'le ilgili de şunu söyleyeyim. Memleketine bir hayır işi yapıyor, okul yaptırıyor. Böyle de bir durumu var. Orada açıklaması var ama Dursun Özbek son güne kadar bir liseli taktiği vardır Serdar. Lise taktiği nedir biliyor musun? Son dakikayı bekler. Bekler. Niye bekler? Çünkü erkenden ortaya çıkarsa zarar görür, yıpranır. O yüzden Galatasaray'da dikkat edersen seçimlerde böyle son dakikada, son günde hep listeler ortaya çıkmıştır. Dursun Özbek'le ilgili de şöyle bir formül üzerinde duruluyor. Ben bilmiyorum yani bunu nasıl ikna ederler. Dursun Özbek çatı aday, başkan. Metin Öztürk ve Eşref Amcaoğlu da listesinde olacak. İkisi de kritik pozisyonlarda olacak. Böyle bir konsensüs ya da Şampiyonlar Ligi karması diyeceğimiz bir yönetim. Çok güzel olur. Ben çok memnun olurum böyle bir şey olursa biliyor musun? Bu Galatasaray'ı düşünmektir çünkü. Galatasaray'ın menfaatini düşünmektir. Aynen öyle. Bu formül üzerinde duruluyor. Bakalım. Evet. Ya hayırlısı olsun. Galatasaray'da gerçekten bir an önce bu kaotik durumdan çıksın. Çünkü çok enteresan geliyor bana. Sezon da erken açılacak. Bak daha ortada ne transfer. Olursa Fatih Terim de gelir söyleyeyim yani. Bu arada o seçim de olur değil mi yani? Mahkemelik bir şey olmaz herhalde. Evet. Peki sevgili Serdar Sarıdağ, gelelim hemen bir Beşiktaş'a şöyle bir göz atalım. Derbi geçirdi Beşiktaş. Ne diyorsun, Valerian İsmail'in yardımcısı olmak ister miydin? O nasıl bir... Ben olmak istemezdim. En son adamım böyle. Sağlam ama Serdar sağlam. Vurdu yani. Serdar, yıkama böyle. Serdar'ı. Ben olmak istemezdim. Zaten yani kendini kaybediyor. Abdurrahim Albayrak gibi. Yerden kalkamıyorsun. ya da iyi para verirse, dolgun bir ücret olursa, böyle SSK'sı varsa eğer, işte mesaisi varsa, yemeği falan varsa kabul ederim tabii. Kemal Sunal filmde mazlum vardı ya. Evet, mazlumu yani getirin. Oraya giden mazlum olur. Kemal Sunal dediği gibi olacak artık yani gerçekten. Ama çok hırslı gerçekten. Hocaların hırs olması önemli. Yani kontrol edilebilir bir hırs. Yani şova dayalı değil. Tamamen taktiksel bir hırs. Biraz da içeriden bilgiler alıyoruz. Yani aslında Beşiktaş'a dokusuna uyabilen bir hoca ama zaman lazım. Şimdi ona da zaman lazım. Ona da vakit lazım. Bu kadroyla kafasındakileri tam %100 sahaya yansıtamaz. Onun ihtiyacı olan kadro işte Emirhan gibi, Can Bozdağ gibi, böyle koşan, basan, Rıdvan gibi pres yapan bir kadro. Yani yaş ortalamasının 25-26 olması gereken bir kadro lazım ona. Genç bir hani kadro. Hani Gezal'ı niye çıkardı falan diyorlar ya. Evet. Yani işte genç ama dinamik. Evet, ama çıkarma... bir yandan da şey, biraz da tecrübeli sanki. Bir de şey, ben Beşiktaş'ı tek eksik, işte adam söyledi. Gol atabilen santraforlar bulmamız lazım dedi. Evet, yani daha ne desin adam dedi. Ya bu kadar olmaz. Evet, bu kadar nokta atışı ben de beklemiyordum. Olmaz yani, Batshuayi'de de bu kadar olmaz. Adana Demirspor Başkanı istiyormuş. Montella. Ama onu santrafor olarak kullanmayacaktır bence. Başka yerde kullanacaktır. Yani belki Beşiktaş'ta da Batshuayi'nin başka yerde kullanılması gereken yerler dolu. Evet. Oradakileri oraya kaydırsan o da olmuyor. İşte Larin de olmuyor. Ciddi bir Beşiktaş santrafor krizi yaşadı. Bu
Eğer Valerian İsmail biraz daha erken gelmiş olsaydı muhtemelen o da sezon sonunu görmeyecekti. Muhtemelen. Bundan dolayı. Peki bu kriz Sörloth'la kapatılacak mı? Sadece Sörloth yok ki. Eğer zaten bu krizi sadece Sörloth'la evet. kapatabiliyorsa, başka alternatifin yoksa geçmiş olsun. Kenan Sen oyuncu bulamıyorsun. Yani listede sadece Sörloth yok. Başka isimler de var. Evet ama ben olsam Sörloth'u zorlarım yani sonuna kadar. Ben olsam eğer Sörloth dışında onun gibi isimler varsa onları kovalarım. Yani Sörloth yalnız şöyle iyi oyuncu yani. Ben de tartışıyorum ama böyle vazgeçilmez bir oyuncu değil şu an. Hayır böyle bir şey var Sörloth'ta. Böyle bir şüphem var. Şüphem de biliyor musun? Ne? Başka bir takımda oynar mı? Hayır, böyle bir isteksiz ya. Hani burada bizim ligimizde oynamaya isteksiz yani. Hani evet. gelirse Kerhen gelecek yani. Ama o kız yüzünden değil mi? Ya vallahi o kız yüzünden, kız yüzünden. Kız arkadaşı yüzünden değil mi ya? Yani geçti yani Trabzon, İstanbul biraz ya daha yok belki. İşte, yok ya bir kere şimdi bak açıdan. Şimdi o şey hissediyorsun yani o işi Türkiye Ligi'nde taktik yok, o yok, bu yok falan işte gitti. Şimdi Sociedad'da vesaire hani tam Avrupa'da istediğini bulamadı. Biraz bir bunalım durumu varsa evet. eyvah ki eyvah yani. Var. Hani bir de bunalımına gelirse hani Fenerbahçe için de söylüyorum tabii Beşiktaş için değil. Evet. İyi futbolcu. Futbolcu da ayrı bir şey ama mental olarak burada oynamak %100 burada oynamak istemiyorsa tam faydalı olamaz yani. Hani ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Gol atamayan Beşiktaş'a 3 gol. 3. 3 gol. Bak. Şimdi gol atamayan, gol atamadığı için 30 maçta 3 gol. Gol atamadığı için tartışılan ve şu an ligin gol kralında nerede? Tam penaltı falan ama zirvede galiba Batshuayi'de yani yarışıyor en azından orada. Ya aşağılarda kaldı. Şimdi bu bir tezat değil mi? Bir, iki, Beşiktaş oyun anlayışı için Sörloth bir kere... Soruyu soracağım birazdan. Ben evet İki, Leipzig'i de Sörloth'un çok parlak değildir. Bir diğer çelişkili noktada ya Beşiktaş'ın Valerian İsmail'i oynatmak istediği sistemin oyuncusu bir kere Sörloth değil. Yani Beşiktaş'ın daha bitirici, daha driblingi olan bir forvete ihtiyacı varken bu oyun formasyonu için Sörloth'un isminin geçmesi de ayrı bir çelişki. Hem anladım. Hem formsuz, kendine güveni şu an yerlerde, diplerde. Mario Gomez olsaydı buna bir şey demezdi. Sörloth'un böyle tabii. bitiriciliği tartışılır. Ben Trabzon'da, Trabzonspor'daki bitiriciliği bence ona tartışmam yani. Ama Trabzon'da oynadığı oyunla Beşiktaş oynayacağı... Yani aslında ideal golcüsü Beşiktaş'ın Batshuayi bu sistemde yani. Ama bir şey İdeal oyuncusu ileri uçta Batshuayi. Maya tutmadı. Tamam Batshuayi gibi oyuncu bulamazsın ki kolay kolay öyle basacak. Yani şimdi şöyle sen Sörloth'u aldığında Sörloth'a sen de asist yapman lazım. Önde çok fazla baskı yapmaz evet. Sörloth. Top yani Falcao'nun bir değişik tamam, versiyonu gibi düşün. Tamam bitirici bir forvet lazım diyelim. Hayır. Sevgili Nergis, söylemeye çalıştığım şey şu. Valerian İsmail'in söylediği şu. Gol atan ama bu sefer de diyeceksin ki gol atıyor ama bu sefer Batshuayi kadar koşmuyor diyeceksin. Batshuayi yani, son başta da koşamadı ya. Bir şey söyleyeceğim. Golcünün işi de ne kadar koşmadı? Emirhan'ın pasları boşa gitti. Ya bak Montella bak Montella Montella çok önemli bir golcüydü. İzledin mi Montella'yı? Hatırlar mısın Roma'da? Ya hatırlamıyorum da tabii ki geldi bir şey yok, baktım. Yok yok hani yaş olarak soruyorum. Çok iyi golcüydü. Montella dedi ki Batshuayi'de Batshuayi. Ben sana başta hatta dün gece attım sana o açıklamayı. Evet. Mesela bana sorsan Sörloth mu Batshuayi? Net Batshuayi. Net. Sen çok seviyor ya. Net Batshuayi. Ama öyle ya zaten Sörloth'e hayranız da 3 gol atmış ya Sociedad'da İsmail. Enes'in kaç golü var? Doğru Enes'in daha çok. Enes'in kaç golü var? Yeter bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. 10 golü vardır en az. 12 tane. Daha fazla, daha fazla. 14 ya, daha galiba evet. 14 golü var. Çok doğru söylüyorsun Enes'in. Ama işte bazı futbolcularda tutmuyor yani. Fenerbahçe'de ya, de yaşadık aynısını. Ya tutmadı yani gelsin. Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'ye gelsin şey. Ya tutmadı, ya oynatılamadı, ya onu oynatacak oyuncular yok. Yani bu üç seçenekten bir tanesi zaten. O yüzden olmadı yani. Adana Demirspor. Baksana bir şey mi? Hedef şaşırtma olabilir bu Sörloth. Ben Beşiktaş'ın böyle bir... Beşiktaş'ın uygun oyuncu değil. Sörloth başka bir takım için belki çok iyi bir oyuncu olabilir. Hı-hı. Ama Beşiktaş Batshuayi'den bu kadar vazgeçip yerine Sörloth'u alacağı bir şey bana çok mantıklı gelmiyor yani. Hadi bakalım. Evet. Bitirdik mi? Şimdi yorum kısmımızı bitirdik. Bugün bu köşe ters köşede başka bir oyun oynayacağız.
Şimdi bana yorumlar geliyor. Diyor ki Serdar Sarıdağ kırmızı kart görüyor, Nevzat Dindar kırmızı görüyor, Senat Ok kırmızı görüyor. Bunun sonucunda hiçbir cezaları olmuyor diyorlar. Çok da haklılar. Ya şöyle, bu mesela VAR'ın geçiş süreci gibi düşünmek lazım. Bizim programımız da sezon ortasına başladı. Evet. Yeni dönemle beraber ceza müeyyidesi de gelecek. Her şey değişecek. Kaybeden yemeğe götürecek ekibi. Şimdi, falan gibi bir şeyler, ya da bir çay, kahve. Seyirci nasıl tatmin olacak bundan? Senin mesela beni çay içmeye geçen programı 11 bin kişi izledi. 11 bin kişiyle çay içmeye gidemeyiz. Hayır ama bu görüntü izlerken, olması lazım. Evet, izlerken onların da... Tabii. İyice bir şey olmalı. Mesela yemeğin hesabını öderken çekilen bir video, fotoğraf. O yüzden, hayır bu da değil tabii ki. O yüzden sevgili izleyenlerimiz. Hemen ufak, sen unutmuştun bunu galiba. Şimdi sevgili izleyenler, burada sıralarını bilmiyorlar. Ben biliyorum sıralarını, bende yazıyor. Burada 7 tane içecek var. Bu içecekler sırasıyla söylemiyorum. Hemen söyleyeceğim ne olduğunu size. İçecekleri söylemiyorum, sırasıyla söylemiyorum. Astroloji, ama yıldızlar, mızızlar işte, sürekli takip eder. Bir tane gazlı içecek var ama gazı gitmiş, onu söyleyebilirim. buz gibi bir kahve var, işte sirke var. Sirke mi? Sirke içerim. Ama bakın çok adil davranıyorum. Kızım, sirke içer misin? Sirke bu arada çok iyi geliyor. Faydalı mı? Wow. Çok iyi geliyor. Sirke var ya. Süt var, ayran var ve limon suyu var. Şimdi limon sırasıyla söylemedim. Mi? Her şey taze, merak etme. Şu anda çektiğin konuyu yüksek sesle okuyup bizi bir dakika içinde ikna etmen gerekiyor bu düşünceye. Tamam mı? Enteresan. Eğer biz üçümüz karar vereceğiz. İkna olduk ya da olmadık. Adil davranacağız. Kesinlikle ben direkt içim. Zaten Nevzat ikna olmaz. Hayır hayır, adil davranacağız lütfen. Tamam mı? Nevzat'ı içe kesin ikna edemem. Hayır, adil davranacağız. Yani bu özeti çekme, ben direkt içeyim. Başla başla. Hadi ikna edin. Mesut Özil Galatasaray'da oynamadı. Hadi şimdi başlatacağım süreni. Şöyle süreli. Aslında Torrent kalırsa oynamalı. Bize ikna et. Dur, söyleyeceğiz. Bir cümleye bir girdim. Dur, yani şeyi şu yüzden oynamalı. Hı. Şimdi Mesut Özil'in arkasında koşan oyuncular olursa, işte Berkan gibi, Taylan gibi ya da yeni alınacak bazı oyuncular gibi, yani onun topla oynamasına izin verecek bir sistem kurarsam. Evet, koşan ve bir yandan pas yapabilen bir takım ortaya çıkartabilirsem, ben Mesut Özil'in Galatasaray'da da, sadece Galatasaray değil, ligimizdeki işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor dahil olmak üzere ideal sistemde her takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Şimdi 27. saniyedesin. İkna oldun mu? Yok, ikna olmadım. Sen ikna oldun mu Serdar Sarıdağ? Oğlum, ben biraz daha oğlum, Nevzat, rica ediyorum sen. Her şeye ikna olmadım diyoruz. Bu olmaz çünkü adam mantıklı bir şey söylese de Nevzat... Yok yok, adil davranacağız. 27 saniye, 1 dakika süre var. Biraz daha bir şeyler söyleyeyim. Ben Galatasaray Torrent'in oyun şeyini takip ediyorum. Ama oyun, hayır, ama Torrent'in oyunda pas oyunu da çok ama etkili. Ama burada ikna pas oyunu da çok kolay etkili olmaz. Çünkü neden? Montella diyor ki ben Batshuayi istiyorum. Evet. Adam şimdi golcü Montella. Ben ikna olmadım kardeşim, sen bu topu bilmiyorsun mu diyeceğim adama. Montella'nın gelip bizi ikna etmesi. Çünkü ben Beşiktaş'tan bunu baktığı zaman ikna olmam imkansız. Bu adam da Galatasaray'dan baktığı için olmaz. Hadi Serdar ikna oldu, sen ikna oldun mu? Oldum. Teşekkür ederim. Oldum ve kurtuldum böylece. 2-1 evet o. Oh. Evet, buyurun. Ne bakıyorsun? Bak bana diyor ki ikna olmasaydın bakışı atıyorum. Nevzat ikna olmadım. Ama kıyamam, ben de, hayır. Ben, oldum. İkna, ben de ikna olmadım, alabilirsin Nevzat'tan. Saniye. Soru yok. Hayır, mesela adil davranıyoruz lütfen. Türkiye'nin en iyi hakemi Arda Kardeşler'dir. Başladı. Direkt iç kardeşim, direkt sirkeyi iç. Şimdi bir kere aileden sporcu, bir aileden gelmesi çok büyük bir avantaj yani, kesinlikle. Ve çığır açtı yani, hava atışını, bitcoinler falan yani. Bence rakiplerine ve diğer meslektaşlarına göre yatırımlarının da olduğunu hissettirdi bence. Sadece günü çünkü genelde niye biliyor musun? Bizim hakemlerin ya da sporcularımızın en büyük hatası geleceğe yönelik yatırımların olmaması. Birçoğu gelecekte problem yaşıyorlar. Ama Arda Kardeşler resmen bir yatırım dersi verdi. Elinden yani. Çabasını alkışlıyorum. Çabasını alkışlıyorum. Çabasını alkışlıyorum. Ama ikna oldun mu? Yok.
İkna oldun mu? Yok tabii ki. Ben de ikna oldum. Çaba yakıştırırım onu. Ya yürü gitsin ya. Ya Allah aşkına. Ya abi ne başlatacaksın değil mi? Geçeceğim gerçekten. Ya Bitcoin çekti o soruyu ben çeksem ben içeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. Yatırımcı oğlum, falan yok, güzel yok. Söyledin. Ne yapayım bunu savunmak zorundayım. Bak, güzel gitti. Tamam ya güzel gitti. Kaderim bu. Kaderim bu. Güzel evet şimdi sen buradan bir sayı çekiyorsun. Ya niye çekeceğim Allah aşkına? Niye saçma soru soruyorsun ondan sonra? Sinirlenme sinirlenme. Sinirlenme oynamıyorum. Sinirlerine hakim olacaksın. Ver bakayım sepeti. Çekelim. Kaç numara onun da midesi şey. O içmez zaten. Ne, ben Serdar yerine ben içerim. Tamam Serdar yerine ben içerim. Serdar yerine ben içerim. Evet içecek tamam bir dakika. İki. İkiyi çektin. İki numarada soğuk kahve varmış. Bak kurtuldum. Buyur. Dada her zaman içtiğim bir şey. Bir kahveyi zaten sıcak kahve iki saatte içtiğim için. Ya bitirmek için. Zorunda değilsin. Bak yüzü güldü. Az önce bağırıyor çağırıyor falan. Ya, gülmek de yakışmıyor ya. Gülmek de yakışmıyor ya. İşte. Evet çekiyorum. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Hepsini mi bitireceğiz? Bitirmek zorunda değilsiniz. Ha, sirke. Onu şey alayım ben. Tamam benim önümde dursun. Tamam. Karışmış her taraf kağıt oldu zaten baksana. Kopya çek çek. Burak Elmas tekrar Galatasaray Başkanı olmalı. Buyurun. Bak çok net söylüyorum. Zaten 3 seneliğine gel beni yönet dediniz bir başkanı. Birinci sene sonunda eğer deviriyorsanız bu zaten baştan yapılan en büyük yanlıştı. 3 sene seçilmiş adam 3 senesini tamamlamadı. Benim söyleyeceğim bu. Hiç böyle kimseyi de ikna etmeye gerek yok. İkna oldum. Bir dakika. Allah aşkına oldum diye de olmasın içerim. Çünkü 3 sene hakkı olan bir adamın elinden bu hakkı alamazsın. Numara. Bir dakika dur. Ben ikna olmadım. 35 ben ikna oldum. İkna oldum. Sen iltimas geçiyorsun. Ya adam gayet mantıklı bir şey söylüyor. Yani. Ya şaka bir yere. Seçimle yapıyorum. Gelmiş adam. 3 sene. Yani soru da kolay. Yani soru da kolaydı. Adama yani bu şeyi veremezsiniz. Yok, ikna oldum. Haksızlık etmeyelim. Güzel bir soru geldi. Oldunuz mu? Evet. Ben de oldum. Ha, tamam. Arda kardeşler sorusu değildi. Ama Arda kardeşler sorusu olsaydı ben de Nevzat gibi konuşurum. Bir şey söyleyeceğim. Sıra sende. Programı biraz tempoyu artırmamız lazım yalnız. Evet, tamam. Önümüzdeki sezon Yılmaz Vural Fenerbahçe teknik direktörü olmalı. Ya açıkçası... İkna olmadım ben. Evet, başladı. Ben ikna olmadım. Açıkçası yerli bir teknik adam göreve... Pardon. Yerli bir teknik adam gülme, Taylan gülme. Ben Yılmaz Hocam ben sevgiler. Cevap verebilir miyim? Hayır. Ver tabii, ver. Hayır. Paslıyorum. Ben vereceğim. En son paslamak tamam. Yok. Hayır, öyle paslamak yok. Pasladı, tamam. Pasladı, ben de onun içteyim. Burada bensin. Burada ben sen içteyim. Ben de onun... Zaten ben sana gelmesin. Ya gerekirse içerim ya. Ya ben dedim ona sirke gelirse ben içerim dedim. Ben ikisiysin. Yılmaz Vural, Cessus'tan daha tecrübeli bir teknik adam. İkna olmadım. Yıllardır takım çalıştırıyor. Olmuyorum. Türkiye'nin her yerinde bulundu. Almancası da var, İngilizcesi de var. Dünya hem Avrupalı biliyor, hem de Avrupalı. Evet. Alman pasaportu var. Yabancı bir teknik adam. Hani ikna oldum. Bence Cessus'tan daha tecrübeli. Hayır, sen bir şeye düştün. Saymıyorum, ben senin beni ikna etmeni bekliyorum şu an. Copy paste yaptım abi. Copy paste devam et. Aynen. Serdar şu an sosyal medyaya düşer. Yılmaz Vural Cessus'tan daha tecrübeli. Tecrübeli tabii. Daha çok maça çıkmış. Dinliyorum ben seni. Eğer yerli bir teknik adam getirmek zorundaysan, bu sene olmasa bile ben bir gün mutlaka Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin başında olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ya Yılmaz Vural yani Türkiye'de en çok maça çıkmış. Az önce adam saydı bir sürü özelliğini. Yani sadece Yılmaz Hoca keşke biraz daha az konuşsaydı, biraz daha bekleseydi. Mutlaka o fırsat gelecekti. Mesela şey Fenerbahçe'nin bir tezahüratı var ya, nasıl vura vura mıydı? O şeye de uygun aslında yani. İkna olduk mu? Hiç ikisine de ikna olmadım. Numara. Yılmaz Vural'la Fenerbahçe sorunun cevabına, yorumuna kimse ikna olmaz. Ben evet. Bir numara. Bir numarayım ha. Doğru. Sirke. Orada sirke hadi var bir galiba. Bir numara. Sirke. Faydalıdır. Bir şey ben sirke içemem. Faydalı. Bir yudum. Şey söyleyeceğim nasıl bir numara? Bir numara faydalı. Bu ya. Hayır. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Aa. Senat. Bir yudum. Ya faydalıdır. Yok kardeşim sirke bir kesin. Adama dokunuyor abi. Tamam bir numara bu. O bir numara değil. Ya bu buradan başlar. Hayır. Ama Kural İhlali var yani. Ne Kural İhlali kardeşim bir numara bu. Ya böyle buradan bir numara başlar mı? Belgis'e göre bir numara olursun. Bir şey söyleyeceğim. Bana göre bir numara bu. Olmaz. O zaman yine bir şey seç. Tamam sirke içemiyor. Numara burası değil mi? Numara. Sen de bir heveslendin ya. Merak ettim. Belki bir üç. Birini tamam, eleriz ya. Üçte bakalım ne varmış? Süt var. Ya, süt. Sütü nasıl içiyorsun ya? Ben sirkeyi içerim, sütü içmiyorum ya. Oh, yarasın. Yarasın. Abi, şifadır. Yeni açtınız mı? İçerim ben. Şifadır. Yeni aldık zaten. Evet, devam edelim Nevzat. Ne sütü?
Keçin sütü. Manda sütü, manda. Manda sütü içiyorum. Manda mı kaldı İstanbul'da be? Şimdi meralar var abi. Ersin Destanoğlu Muslera'dan daha iyi kaleci. Çünkü Ersin daha genç, daha formda ve ileride paraya satabileceğiniz bir kaleci. Yani sizin bir 10 seneniz, 15 senenizi kurtaracak bir kaleci. Muslera'nın geçmişi ama bugün, bugün Muslera değil, Ersin'dir. Ben ikna oldum. Geçmişle yaşayamayız. Uzatmana gerek yok kardeşim. Geçmişle yaşayamayız. Ben de ikna olmadım. Ben ikna oldum. Umarım adam olmadı. Genç abi. Çek, numarayı çek. Herkes... Gerçekten olmadı. Ya. Çek, numarayı çek. Alo, hiç ikna olmuyorsunuz. Çeker misin? Şuradan. Çek, bir ben numara çek. Ben kesinlikle ikna olmadım ben gerçekten. Oldu. Olamaz ki bana. Zaten bir şey kalmadı. Programın evet. Süresi var, senin keyfini bekleyemeyiz. Bir. Sirke faydalıdır diyordun, içme bakalım sirkeyi. Ver. Selahat, faydalıdır Selahat. Faydalıdır ben kahveden faydalı. Hiç, az önce ben şöyle içerim. Ama böyle... ne sirkesi? Elma sirkesi mi? Vallahi ne bilmiyorum. Sirkesi? ne? Erik sirkesi. İyi bir şey. Nevzat, içersin ya. İçerim ben abi, sirke faydalı. Tamam, çay hepsini de bitirme, boş ver. Ben soru yokayım da bu şeyken böyle sersemken ikna olsun. Evet. Adam soruyor. Valerin İsmail ile yollar ayrılmalı. Hemen ayrılmalı. Ben Valerin İsmail'in yerinde olsam ayrılırım. Çünkü bu futbol kültüründe daha yani 3. 2 hoca gitmiş. 3. hocayım. Daha bu futbol kültüründe bir beraberlikle beni yerden yere vuruyorlarsa ben bu ülkeden ayrılırım. Ama o yüzden Valerian İsmail ayrılmalı. Ha, yollar ayrılmalı ve Beşiktaş yolları ayrılmalı. Tabii. Ha neden? Beşiktaş mı yolları ayrılmalı? Tabii öyle yazıyor. Ben Valerian İsmail'le Beşiktaş'ın uzun vadede geleceği olduğunu düşünmüyorum. Çek bir neden? Numara ya, çek. Bir numara evet, çek sen. Mesela şunu abi. Desen olabilir belki. Valerian İsmail ayrılmalı, Şenol Güneş gelmeli deseydi. Evet, yırtardı. Yırtardı. Kaç numarada? Söyle. Kaç numarada? Söyleyemem. Söyle ya. 4. 5. Ayran. Ayran içelim, ayrı düşelim, ver. Ver. Süt olmasın bu? Ayran. Yok, sütü ben içtim. Sütü Senat içti. Neyse, bitirdik mi? Şimdi ne oldu? Şeyde programda şimdi kim başarısız? Yüzüne bakar mısınız zaten? Adam sirke gibi olmuş baksana. Ya, sirke gibi. Sen bir kere etki altına alıyorsun abi. Kız şey yapamıyor. Rahat hareket edemiyor. Kız da seni... Hayır, buraya gel diyeceğim. O da seni burada istemiyor. Ben de anlamadım ki yani. Hayır canım. Vallahi bir kere oturdum orada. Bayağı mevzu yaptın ya. İstemedi seni burada. Ben de etki altına kalıyorum. Nergis mi istemedi? Nergis istemiyorum. Nergis'i kes. Çok etki altına kalıyorum dedi. Çok etki altına kalıyorum. Seni tebrik ediyorum sirke içtiğin için. Vallahi tebrik ediyorum. Sözün nereymişsin? Ediyorum. Ya çok duygusalsın. Yani 200 astı diye burada 2 dakika 100 astı diye hemen ya gelecek haftanın ya evet adam ben sana söyleyeyim. Acımasız olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Yani şuradaki ittifak başka bir ittifak. Yani. Yarışma ben böyle ya. Bir ittifak görmedim yani. Dedim ben katılmıyorum dedim az önce Valerian İsmail'e. Baştan bir kere Senat abi acıyor mu kimseye acıyor mu? Evet. Baştan bir kere Senat Serdar'ı yanına alıyor. Ya tam böyle siz gidin yemekteyiz'e falan katılın. Arkadaş senin, ben sana söyleyeyim. Gidin. Demin sana ikna olan bak, tek adam kimdi? Sana söyleyeyim. Yemekteyiz'de böyle ittifaklar yapıyorlar ya. Demin kadınlar sana, falan böyle sana ikna olan tek adam kimdi? Devzatçım o işleri sen iyi bilirsin. Sana söyleyeyim. Ya o işler senden sorulur. O kaynanalar bilmem. Hesap kitapçıları senden sorulur Devzatçım. Biz sen iyi bilirsin o işleri. Siyaseti falan. Hadi eyvallah. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sevgili izleyenler, ceza sahasının sonuna geldik efendim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.